Ne demek oluyor? Bana evlenme teklifi gelecek yakın zamanda. Hemen ediyorum. Ay, teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çekseydim keşke. Aa, evet. Üç, iki, bir. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 24 değil, 48 değil, 72 saat boyunca kahve içiyorum. Sağlığım bozulsun istemiyorum. Bu yüzden de ara ara kafeinsiz kahveler içerim. Daha besleyici olduğunu düşündüğüm kahveler içerim. Zarsurt yani, yargılamayın sonra. Ama önümüzdeki 72 saat boyunca bir challenge başlattım diyebiliriz. Önce bir ilacımızı içelim. Hemen çıkmam lazım. Zeynep'in Fashionland geldi. Gerçi artık adı soyadı yaptı kullanıcı adını. Sadece sabah müsaitliği vardı, iş için geldiği için Ankara'ya. Ben dedim ki seni görmek için ben sabah 8'de bile gelirim dedim. Eylül Öztürk'ün şöyle Fiteler diye bir markası var biliyorsunuz. Bunun saf SPF'i çıktı. Şöyle direkt damlatıyorsunuz. Bu güneş koruyucu. Ay, ay, hayır, 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 hayır. Bunu direkt uygulamak için bayağı zengin olmak lazım aslında. Çünkü bu ürünün asıl amacı şu. Diyelim ki yüzünüze iyi gelen bir nemlendirici var. Ve güneş kremlerinin size sivilce yaptığını düşünüyorsunuz. O zaman hemen o nemlendiricinin içine, yani size iyi gelen, cildinize iyi geldiğinden emin olduğunuz nemlendiricinin içine birkaç damla bundan damlatıyorsunuz. Artık güneş koruyuculu oluyor nemlendiriciniz. Bunları ben böyle açıklıyorum diye de hep reklam yapıyorum zannediyorsunuz da yani. Ağız spreyimizi de sıkalım. Duştan çıktım, dişimi falan fırçaladım da olsun. Burası da böyle bir halde. Tatilden geldikten sonra annemde bir çarşafım falan vardı, kargolarım vardı gelen. Onları aldım getirdim. Yani açtım ama yerleştiremedim hiçbir şeyi. Akşam şu kargoları açalım. Şu çöp poşetlerinde de kargolar var. Siz bu videoyu izlerken ben yine tatilde olacağım. Bu sefer de Bodrum'a gidiyorum annemle. Bir hafta falan Bodrum'da kalacağım. Taksi daha gelmemiş de sizle konuşayım dedim. Bronzluk sanki bir tık yakışmış gibi bana ya. Daha fazla vlog gelsin diye de artık telefondan çekim yapıyorum. Çok mu kötü? Şu an mesela telefonun ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Bence kötü değil ya. Sadece 14 Pro Max'in bende düşük kapasiteli olanı var. O yüzden de hafıza yetmiyor şu an. Eğer bu telefonla vloga alışırsam iPhone 15'i alırım. Normalde almayacaktım. Daha yüksek kapasiteli olanı alırım. Acaba kaç lira olacak? Ben geldim, şimdi Zeynep'i bekliyorum. Resmen AVM'yi biz açıyoruz. Şaka gibi ya. Ay bak, bir şey değil mi? Güvenlikler görüyor ve ses çıkartmıyor. Bakın, kamerayla çekim yapmanın en büyük dezavantajı bu. Şu an mesela biriyle görüntülü konuştuğumu falan zannediyorlar büyük ihtimalle ve uyarmıyorlar. Ama kamera olsa anında gitti. Hemen geliyorlar yanıma. Zeynep geldi bu arada. Arkadaşlar, manken. Bildiğiniz manken. İstanbul'da zaten sahne buluştuk. Herkes bakıyordu sana. Herkes. Şu anda da bakıyorlar bu arada. Bakıyorlar, herkes senin yanına geliyor. Hayır, alakası yok. Hayır, alakası yok. Kapatıyorum. Şimdi fit check yapacağız Zeynep'le beraber. Kamerayı bir yere bırakıyormuşuz. Sonra böyle geriye geriye gidip sonra poz veriyoruz. Poz veriyoruz. Bu kadar. Aynen. Ben de şimdi yanına geleceğim. Bence çok güzel, evet, olmuş. Bence de çok tatlı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada Zeynep'in de bir YouTube kanalı var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Ve lütfen, evet, baskı yapın, vloglar çeksin. Evet, lütfen bana baskı yapın, yoksa benim çekeyim. Aynen, sonra lütfen çek, lütfen çek deyin. Sonra da gidip izlemeyin. Hep böyle yapıyorsunuz. Benim bu arada vlogun bir konusu var Zeynep. Ne konusu? 3 gün boyunca sadece kahve içiyorum. Ciddi misin? Evet, o yüzden kahvaltı bir şey almadım. Hayır, ama zaten vlogun başında sen varsın. Daha ilk dakikaları bunlar. He. Böyle başladım daha yani. Daha yeni başladın yani. Evet, evet. Içmeye. Az önce de Starbucks filtresi ne içeceğime karar veriyor çektik Zeynep'le beraber. Shorts'u paylaştım, izlersiniz. Pipe Place filtre kahve çıktı. Onu içiyoruz. Şu an kendimizi neden iPhone 15 almamız gerektiğini ve bunun, aynen, işimiz olduğuna inandırıyoruz. Aynen. Aynen öyle. Ben çok ikna olmuş durumdayım. Şekersiz bir şeyle de başlamam kötü oldu ya. Zeynep'le ayrılıyoruz şimdi. Evet, gidiyorum. Bir şey diyeyim mi? Sayende güne erken başladım ve bugün değil edit mi yapacağım. Güzel oldu. Şey diyor Zeynep, Ankara'da şimdi taksi kolay bulunduğu için, evet, ve nereye gidiyorsun diye sormadığı için bir garip geliyor. Aynen, çok garipsiyorum.
valizini unutmuş takside. İki kere. Diyor ki zaten İstanbul'da olsaydım takside unutamazdım çünkü taksiye binemezdim. Zaten öyle bir şansım yok yani. Şimdi Kent Park'a geldim, bir eczaneye uğradım. Alınması gereken ilaçlarım vardı, onları aldım. Bir de La Roche'un anteliosunu aldım şu. Bunu da çok fazla sahtesi dönüyor internete. Dikkat edin yani, ya güvenilir olduğundan emin olduğunuz internet satıcılarından ya da eczaneden alın. Oh, internetten de alıyorum ben, onu da indirimdeydi. O yüzden kaçırmayayım dedim. Şimdi bir yere oturacağız. Akşama kadar edit yapacağım. İki tane YouTube videosu var editim. Bir de iki tane de işbirliğim var yine editlenip onaya yollanması gereken. Ay bir zamanlar şeyle, Duygu'yla falan dalga geçiyordum ya. İnfluencerlar yoğun değil, saçmalıyorlar falan diye. Harbiden yoğun değil yani, doktorlukla karşılaştırılamaz bile ama ha sonuçta sabahtan akşama kadar çalışacağım mı? Çalışacağım yani, masa başı da olsa. Nero'ya geldim, günün ikinci kahvesi sütlü ve şekerli olacak. Şöyle kahvemiz hazır. Karamel frappe aldım. Laktozsuz sütlü ve kremasız. Allah aşkına tipe bakın. Tatile gitmeden önce video stoklamam lazım. Ama hiç içimden gelmiyor şu an edit yapmak ya. Canlar Murat geldi. Ben hala challenge'a devam ediyorum. Yanlış anlaşılmasın ama aç karnı hiç çekilmiyor. Bunu fark ettim. Sen bu videonun ne olduğunu biliyor musun? Ne? 72 saat boyunca sadece kahve içtim videosu. Ama aşırı uykum geldi yani. Kahve içtiğim halde düşünüyorum. Kan şekerim düşüyor. Şekerli bir Türk kahvesi aldım. Şimdi onu içeceğim. Birkaç saat çalıştık, kalktık. Ben dayanamıyorum. Çalışmanın hiç umurumda değil. Acil bir şeyler yemem lazım. Aa, bu tarafta önce bir şeyler yiyelim mi? Olur. Aynen. Ha bu arada Murat'ın geldiğini söyledim aynen. Acacına katlanamıyorum da dedim. Oo. Köfteci Yusuf'a geldik. Keşke sponsorlu olsa ama değil. Genelde buradan döner yemeye çalışıyoruz ama bitmiş oluyordu. Bugün erken geldiğimiz için yiyebileceğiz diye düşünüyorum. Hayret, yemiyorsun. Ne yemiyorum? Hayır, bir çekmemi bekledin, o yüzden bir bekledim. Hayır, alakası yok. Şöyle mezelerimiz geldi. Yanına da kola söyledim. Allah'ım sen kimseyi açlıkla sınama. Çok kötü. Geliyorum. Sakata diyorsun, yoğurt sevmiyorsun. Ben anlamadım nasıl ben. Dönerimiz de geldi. Bugün Merve ile buluşuyoruz. TikTok'taki Merve ile arkadaşım. Aa, daha önceki vloglardan birinde de vardı diye hatırlıyorum. Onunla buluşacağım. Oradan da Aden'in bir şarkı lansmanı var. Ona geçeceğim. Vallahi direkt kot tişört giydim. En son ne konuşuyorduk ya? Bir anda taksi geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Merve'ye geç kaldım. Ama son buluşmayı o bir saat 15 dakika geç kaldığı için ben bu sefer de en az bir yarım saat geç kalır diyordum. Zamanında geleceği tuttu. Kız çok güzelsin bu arada. Ya teşekkür ederim. Her video böyle başlıyorsun. Hayır bak, hayır bak. Sanki daha gelmeden önce de söyledim. Bir önceki... burada çıkmıyorsunuz. Ben blurluyorum, merak etmeyin. Aslında blurlamayacaktım da rahatsız olduğunu hissettiğim için blurlayacağım artık yani. Nasıl veriyordun, merak ettim. Ne diyeceğimi unuttum. Bak geçen buluştuğumuzda daha böyle masum bir güzelliği vardı. Şu an daha böyle bir saç rengin falan da aşırı iyi olmuş ya. Evet, saç aşırı yakışmış. Saç renginden şu an çok memnunum. Ama aynen. Çok zor. Yok, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar sizinle Merve ile ilgili sevmediğim bir durumu paylaşmak istiyorum. Ya şimdi birinin para gözü olmaması çok güzel, tamam mı? Gayet hoş, tatlı bir şey ama para kazanmaktan korkması kötü bir şey artık. Merve'de para fobisi var. Ödü kopuyor ki para kazanacak diye var. Bir şeyde mesela çok büyük bir bütçe varsa bir oluyor. Ya da mesela bir diyelim ki genç bir girişim var. İşte bir kadın girişimci vesaire. Hemen bir destek olayım. Ay hiç 5 kuruş kazanmıyor. Tamam da kuzum kazanıyor onlar sonuçta. Yeni girişim değil sonuçta. Bahsettiğim projeler hep zaten para kazanan ve
reklam veren yerler yani. Dürtmen lazım senin. Azıcık kötü niyetli arkadaşlar edin ben lazım. Biri ben. Daha sık görüşmemiz lazım. Merve lavaboya girdi. Ben de orada onu bekliyordum. Kızcağız koştura koştura geldi. Ben orada sizden biriyle karşılaştım. Sohbet ediyordum. Bana diyor ki ben de sıkıldım diye endişelenmiştim. Hamsi almaya gidiyoruz. Ay çok güzel saçların ya. Markette elinde sürpriz yumurtalarla dolanan 30 yaşında bir adam görürseniz o ben değilim. Burada aslında yumurtalar büyük ya, bayağı bir şey diyeceğim. Bu yumurta benim elimde küçük kaldı. Kinder gibi gözüküyor. Büyük aslında bak, tutsan. Bak. Kafandan büyük. Dava açarlarsa görürsün Merve. Güzel ama beğendim. Organik. Belli oluyor organik. Ha, bu arada bunları Merve yemedi ha. Burayı, ay bir şey diyeyim mi? Gelen geçen yemiş. Ya. Video için alacaktım. İyi Merve, artık seni yemediğini düşünürler. Çekirdek gibi kokmuyor ama başka bir şey değil mi? Bu daha çok izlenir bence ya. Hangisi? Beni atarsanız daha çok izlenir diyor. Ben siz çıkmayın diye şey rahatsız olursunuz diye selam vermek ister misiniz? Yok yok. Ama bak işte ben biliyordum, kötü kötü baktım ben, o yüzden çıkma diye. Ay yok ya, çıksan problem değil de. Yine de çok falan. Memnun oldum tanıştığıma. Merhaba. İyi akşamlar. Instagram'da görüyordum ben. Evet evet. Çok çok güzel. Sürpriz komik. Bak bunlar gerçekten gelse efsane olurdu. Bak bunların gelmesi gerekiyordu. Yanlış yapmışlar. Milletin ders çalıştığı yerde yaptıklarımıza bak Allah'ım. Ama onlar da konuşuyorlardı şimdi yani, yemesinler bizi. Ay çıkarttın mı? Aynen. Bu ne demek oluyor? Bana evlenme teklifi gelecek yakın zamanda. Hemen ediyorum. Ay teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çekseydim keşke. Aa evet. Arkadaşlar Merve dışarıda oturalım dedi. Ama şöyle bir sorunumuz var. Buraya ben sığmayabilirim. Sırf bu yüzden burada hiç dışarıda oturmadım. Şimdi beraber deneyeceğiz. Ki... yani sallanıyor ama sığdım. Cocuk diye yırtılır. Hemen çık, tamam mı? Çekiyor mu şu an? Evet. Arkadaşlar hemen aşırı tatlı kişilerle tanıştım ve sizi de tanıştırmak istedim. Adınızı söyleyin. Özgür. Nerede okuyorsunuz dedim, mezunlarmış. Ama fazla genç ve tatlı duruyorsunuz o yüzden. Evet. Merve ile ayrıldık, şimdi taksiye bineceğim. Işık kötü diye mi ya? Aa bak, telefonla vlog çekmenin dezavantajı bu demek ki. Işık iyiyken kameradan daha iyi, ışık kötüyken kötü. Neyse, gideceğim yer buraya çok uzak değil. Şimdi taksiye bineceğim. Sonra da sevgili Aden'in yeni şarkısını dinlemeye gidiyoruz. Hiçbir şey demene gerek yok. Varlığın yeterince havalı. Çok memnun oldum tanıştığıma. Evet, TikTok fenomeni geldi aramıza. Selam. Arkadaş, bravo! Aşkım! Ankaralı Beyoncé. Bu arada eğlenceyi sakın izlemeyelim. Günaydın. Dur şunu önce çalkalayayım. Öğlen saati olduğu için kahvaltıya sushi söyledim. Bence sushi günün her öğünü yenebilecek, besleyici, sağlıklı bir şey yani. İçinde protein, karbonhidrat, her şeyi var. Şöyle bir tane düz sake maki aldım. Bir de California roll aldım. Şimdi bunları yiyeyim, sonra beraber kargo açacağız. Çok fazla kargo birikti. Bakın bu da şöyle hastanede kampürler gibi açılıyor. Şuraya vuruyorsunuz. Şuradaki kabarcıklar aşağı insin diye sonra... Şöyle içinde yengeç eti diyorlar da bence bu yengeç eti değil, surumi. Yani yapay yengeç eti diye geçiyor. Salatalık var, avokado var, krem peynir var. Dışında da susam var. Böyle bir şey. Ay bunun hiçbir şekilde üstüme dökülmemesi lazım. Üstümü değiştiremem. Bu şey. Şöyle inci tozu mum. Bunun inceleme videosunu çekeceğim. Bunu böyle toz şekline döküyorsunuz bir yere. Fitilini koyup yakıyorsunuz. Bittikten sonra eski haline geliyor. Şöyle bir videosu var. Buraya koyarım. İlerlerken görürsünüz. İnci tozu mum diye geçiyor. Şöyle bir Nivea alışverişim var. Bunlarda indirim vardı. Bayağı bir indirim vardı. Siz de yararlandınız şimdi.
Ay ama bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Şöyle bir tane yüz temizleme köpüğü aldım. Ben normalde Sebamed kullanıyorum şu anda. O kükürtlü ve cildi bayağı kurutan bir şey. Bazı günler sadece temizleyeyim, cildime çok bir yararı olmasa da olur dediğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Şöyle 5'li bir deodorant seti aldım. Bunlara sürekli zam geliyor. Ay bir tane deodorant olmuş 100 lira. Şaka mısınız ya? Devam ediyoruz. Starbucks'ın Halloween temalı termosları gelmişti. Ondan soğuk içecek bardağı aldım. Çok güzelsin. Bununla hemen mukbang çekeceğim en kısa zamanda. Bir tane şu acı ramen nereden aldım? Bir challenge'lı kısa video çekerim diye. Ben o gelmedi zannediyordum. Diğer kargoların arasına karışmış. Yine bir Skechers indirimi vardı. Valla ben artık bu Skechers'ı şey olarak görüyorum. Yatırım olarak. Fiyatı sonuçta artıyor. Ve benim de yıllardır giydiğim bir marka. İndirime girdikçe alıyorum ya. Mesela aynı ayakkabıdan iki tane olan var. Biri yıpranırsa diğerini açıp kullanmaya başlayacağım. Aa çok güzel. Bordo. Şöyle. Güzel bence. Motosport serisinden bir şapka bir de ayakkabı aldım. Yakıştı sanki. Bir de şöyle bir çanta aldım. Motosport serisinden. Efendim video buraya kadardı. Umarım beğenmişsindir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan da anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çan açabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.